Partisi'ne. Yeniden Refah Partisi'nde ne yaşanıyor, neler yaşanıyor? Aslında Yeniden Refah Partisi eski iktidar ittifak ortağını eleştirmeyi sürdürüyor. Yerel seçimlerde ittifak olmadı ve artık Yeniden Refah Partisi ondan önceki genel seçimlerde ya da belki de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ki kazandıran olduklarını iddia ediyorlar Erdoğan'a, o şekilde artık görülmüyor, bakılmıyor, eleştiriliyor AKP tarafından ve Erdoğan tarafından da. Son olarak biliyorsunuz AKP doğum gününde Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının bazılarını kendilerine katmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu ve AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu. Gülpınar yola bağımsız devam edeceğini söyledi. Ama AKP'ye geçme olasılığı hala daha konuşuluyor. İsmail Saymaz'a konuşmuş. Ben geçmeyeceğimi söylemiştim. Söz ağızdan çıktı. Artık o sözü çiğneyip geçmek zor diyormuş. Yani belki de Gülpınar geçmek istiyor da söz ağızdan çıktı diye geçemiyor. Diğer yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan kendisine yanıt var. Diyor ki kendisine sirk cambazı ve zübük diyen bir yapıya giderse diyecek bir şey yok. Orada da hatırlatılıyor. Sirk cambazı ve zübük benzetmelerinde bulunulmuştu. Yeniden Refah Partisi için AKP tarafından, Erdoğan tarafından. Oraya giderse diyecek bir şey yok dedi. Bu arada Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildi ama Yeniden Refah Partisi'nin üyesi bile değilmiş. Bunlar sirk cambazı. Kendisine, kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini kullanan bir yapıya tekrardan giderse artık tabii diyecek bir şey yok. Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşlemişti zübük tartışmalarını. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Aylardır unutulan o tartışma bir kez daha siyaset sahnesinde. Bunlar sirk cambazı. Bu ifadeleri kullandığı birisini tekrardan alacak mı bilemiyoruz. Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. Halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Gülpınar yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi. Ancak tartışmalar sona ermedi. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder. Sözcü TV'ye konuşan Fatih Erbakan'a Gülpınar'ın AKP'ye geçme ihtimali soruldu. Erbakan zübük benzetmesini hatırlattı. Halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldım. Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Şimdi bu ifadeleri kullanan bir yapıya tekrardan döner mi? O yapı kendisi için bu ifadeleri kullandığı birisini tekrardan alacak mı? AKP'nin 23. kuruluş yıl dönümünde gerçekleşen programda partiye 2 milletvekili, 15 belediye başkanı katılmış. Bunlar arasında Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Adana Feke İlçe Başkanı Cömert Özen, Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Muş'un Bulanık İlçesi Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya da yer almıştı. Tabii sizden gelen yorumlar da var. Yılmaz Bey diyor ki Erdoğan bir zamanlar Ecevit için ve Erbakan için yaş yetmiş, iş bitmiş demiyor muydu diyor. Şimdi diyor sevgili izleyenler. Daha fazlası da var. Hepsini soracağım. Biraz sonra Sayın Mustafa Balbay yayınımızda olacak. Saat 14'te de sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bizimle olacak. Çok önemli. Özellikle de emekli olmayı düşünen izleyicilerimiz için çok önemli uyarıları olacak. Ali Tezel'in dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Sevgili izleyicilerimiz, gelelim şimdi dün gece yayınımızda ilk defa Tele1'de diye bu görüntüleri verdik. Kara Harp Okulu mezuniyeti ve kılıç çatma
Öyleymiş ismi. Kılıçların çekildiği bu görüntüler, kılıç çatma görüntüleri, yemeğinin edilmesi, Mustafa Kemal'in askerleriyiz cümlesinin kurulması. Birilerini rahatsız etti, kimleri neden rahatsız etti konuşmaya devam ediyoruz. Evet ama izleyicilerimiz, yurttaşlar bu görüntüleri paylaştılar. Öyle gördüğünüz gibi ilk görüntülerde 100-200 teğmen değil, tüm teğmenler koştu. Tüm teğmenler, efendim? Ses varsa dinleyelim yönetmenim. Açalım sesi. Gördüğünüz gibi öyle 50, 100, 150 teğmen değil. Hepsi büyük bir mutlulukla koşmuşlar, kılıçlar çatılmış ve hep bir ağızdan Mustafa Kemal'in askerleriyiz demişler sevgili izleyenler. Şimdi Sözcü Gazetesi'nden yansıyan bir başlık var. Ekranımıza getireceğim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da seslenişleri var. Atatürk'ten rahatsız olanlara tepki dinmiyor, teğmenlere, saldıranlara sesleniyorum. Zafer Partisi lideri Özdağ, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenlere hedef gösterenlerin karanlık yüzünü anlattı. Yandaki hatırlatmayı yaptı. Şöyle bir bakalım mı? Bu satırlar Atatürkçü teğmenlere saldıran gerici zihniyeti anlatıyor. Orduyu FETÖ'cülere verdiniz. Atatürkçü subayları komplolar ve kumpaslarla hapse attınız. Devlet onur madalyası almış gazilerimizi hücrede tuttunuz. Tekerlekli sandalyede oturan gazimizi intihara sürüklediniz. FETÖ'nün darbe yapacak kadar güçlenmesinin önünü açtınız. FETÖ zulmünü yaşayan Atatürkçü general ve subaylar 15 Temmuz'da darbeyi bastırdı. O günden sonra Sadat zulmü ve tasfiyeleri başladı. Bugüne kadar da aralıksız devam etti. FETÖ gitti, METÖ geldi. Atatürk'ü küçük gösterme çabanıza rağmen gençliğin içinden Atatürk çıkıyor. Mustafa Kemal'in askeri sözü muhalefet söylemi değil, her onurlu bireyin söylemidir. Mustafa Kemal'in askeri olmayan Yunan ordusunun Haçlı ordusunun askeridir. Sizi ve Yunan ordusu kazansaydı diyen fesli Kadir zihniyetini tanıyoruz. Siz İstiklal Harbi'ni kazandığımız için üzülmeye devam edin. İşte Sözcü Gazetesi'nden size yansıttı. Yazılanlar, o cümleler. Peki, haber ekrana getirelim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz cümlesinin bir şekilde birileri tarafından tepki çekmesinden ve hatta teğmenlerin hedef alınmasından, hedef gösterilmesinden sonra o kadar çok aslında yurttaş, o kadar çok